Merhaba, ben İlhan Özulu. Radyo Özulu'dan hepinize kucak dolusu sevgiler. Sizlerle her pazartesi akşamı Los Angeles saatiyle 19.30-21 arası canlı yayında birlikteyiz. Bu yayını ozulu.listentomyradio.com adresinden bilgisayar ve akıllı telefonlarla dinleyebilir, şarkı isteklerinizi ve program konuğuma sorularınızı Facebook sayfamdan iletebilirsiniz. Ayrıca canlı yayını kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler tüm yayınlanmış programları ilhanozulu.podomatik.com adresinde bulabilirler. İyi bir hafta dileklerimle bu haftaki programımıza başlıyoruz. İlk önce kaybettiğimiz şehitlerimize Tanrı'dan rahmet diliyorum. Programımızın ilk şarkısı Kayahan'dan Mevsim Hala Sen. Unutmadım hiç hiçbir şeyi, sana değişmedim, her şey hala sen. Hep sevdim seni, hep seni sevdim, arttın eksilmedin. Mevsim hala sen. Bir gün bir caddede karşılaşırsak seninle, gözlerin gözlerime eğer değerse, zor gelir bilirim bir araya kelimeler. Ah canım merhaba, nasılsın demen yeter. Sonbahar yaprakları uçuşurken, hayaller gerçeklerle karışırken, gölgemiz kaldırımda buluşurken, eski günler gibi. Ah canım merhaba, nasılsın demen yeter. Sevdim seni, hep seni sevdim, arttın eksilmedin, mevsim hala sen. Bir gün bir caddede karşılaşırsak seninle, gözlerin gözlerime eğer değerse, zor gelir bilirim bir araya kelimeler. Ah canım merhaba, nasılsın demen yeter. Sonbahar yaprakları uçuşurken, hayaller gerçeklerle karışırken, gölgemiz kaldırımda buluşurken, eski günler gibi. Sonbahar yaprakları uçuşurken, rüzgarlar yağmurlarla karışırken, gölgemiz kaldırımda buluşurken, eski günler gibi. Ah canım merhaba, nasılsın demen yeter. Kayahan'dan dinledik, Mevsim Hala Sen. Yalıkavak Bodrum'dan Minetos'un istek şarkısı, son günlerde kaybettiğimiz şehitlerin anısına, Tolga Çandar'dan Ah Bir Ateş Ver Cigaramı Yakayım. Ah
bir ateş ver, cigaramı yakayım. Sen salın gel, ben boyuna bakayım. Uzun çatal olur efelerin yüreği. Ah çatal olur efelerin yüreği. Taşı yağmur Sinan boyansın. Arkadaşlar uykulardan çatal olur efelerin yüreği. Ah çatal olur efelerin yüreği. Yalık Havak Bodrum'dan Mine Tosun'un istek şarkısıydı. Ah bir ateş var cigaramı yakayım. Tolga Çandar'dan dinledik. Son günlerde kaybettiğimiz şehitlerin anısınaydı bu. Baltimore Maryland'ten yine şehitlerimize ithafen bir şarkı. İstek yapan Rana Pars, Ruhi Su'dan olur mu böyle olur mu kardeş kardeşi vurur mu? Olur mu böyle olur mu kardeş kardeşi vurur mu? Olur mu böyle olur mu kardeş kardeşi vurur mu? Diktatörler bu vatan size kalır mı? Kahrolası diktatörler bu vatan size kalır. Ruhi Su'dan dinledik. Olur mu böyle olur mu? Zülfü Livaneli ve Melekler Korosu'ndan Güneş Yine Doğacak.
Zülfü Livaneli ve Melekler Korosu'ndan dinledik. Güneş yine doğacak. Değerli dinleyiciler, bu haftaki canlı yayın konuğum Acharya Hearn. Acharya Hearn şu anda telefon attığımızda. Sevgili Acharya, hoş geldin programımıza. Nasılsın? Hoş bulduk İlhan abi. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Sesini duyduk, daha da iyi olduk. Senden korkulur yani, Los Angeles'ı tuşa getiren Türk kadın sporcu diye ünvan aldın. Gerçekten tebrik ediyoruz özellikle bunu. Teşekkür ederim. Bu konuya geçmeden önce Acharya Hearn kimdir? Amerika'ya nasıl gelmiştir? Hearn soyadı nereden gelmektedir? Biraz kendinden söz eder misin lütfen dinleyicilerimize? Ben 10 sene önce geldim Amerika'ya. Japonya'dan geldim. Bir sene de orada yaşamıştım. Orada evlendim. Japonya mı dedin? Japonya'dan. Evet, çok enteresan. Orada evlendik. 6 ay sonra falan Amerika'ya taşındık. Bir sene sonra hamile kaldım. Şu anda 7,5 yaşında bir oğlum var. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. O da büyük bir sanatçı. Resimler çiziyor biliyoruz. Yeteneği var. Sporcu. Yani bir şeyler olacak ondan da. Evet. Adam olacak bakalım. İşte 10 sene önce geldik buraya.
Hearn soyadı nasıl? Eşinin esas orijini neresidir? Eşim Alman. Amerika'da doktorasını yapmaya gelmiş 15 yıl önce. Yani Amerikalı Almanlardan değil, Almanlardan. Evet. Aynı yaştayız bu arada. 40 evet. yaşındayım ben. Yaşımı söylemekten çekinmiyorum. Çok güzel. Çünkü 25 yaşında gösteriyorum. Çok güzel, doğru. Katılıyorum buna. Evet, gerçek. Ben ne yapıyorum? Çocuk büyütüyorum. Spor yapıyorum. Haftanın 6 günü evet. tekvando yapıyorum. Kickboxing yapıyorum. Haftanın 6 günü. Şu anda da zaten antrenmandaydım. Peki, yarıya dök kestim. Nereden çıktı bu kickbox ve tekvando? Genellikle hani hanımların pek az ilgi gösterdiği spor alanları diye düşünülür. Gerçekten öyle ama ben çocukken de zaten bir tomboydum. Böyle girly girl'lerden değildim. Çocukluğum ve gençliğim basketbol oynayarak geçti zaten. Lisanslı basketbolcuydum İzmir Spor'la. Çocuk doğduktan sonra da insanın vücudu deforme oluyor zaten. Ama böyle kalmak istemedim. Bir şeyler yapmam lazımdı vücudum için. 3 yıl önce başladım kickboksa, tekvandoya. Aslında oğlum için başlamıştık. Evet. Sonra baktım beni de çağırdılar. İşte geldim ben de geliş o geliş. Eşim de başladı benim arkamdan. Çok güzel. Biz ailece tekvando yapıyoruz. Siyah kuşak almaya az kaldı. Sizden korkulur ailece yani. Sizin yanınıza yaklaşmak ailece zor. Ailece öyle, biz demiyoruz herkesi. Önünüze geleni demiyorsunuz. Ben seni yakından biliyorum. Hatta bir yıl önceki resimlerinle bugünkü resimler arasında olumlu yönde gelişme var. Süper bir diyet rejimi de uyguladın. Yani bunu hanımlarımıza evet. biraz buradan bahsetsen, neler yaptın, nasıl Aha. oldu bu? Birkaç ölçü değişti bedenin galiba. Evet, ben yaklaşık 6 ay önce artık kafayı kırıp dedim ki bu vücuttan kurtulacağım ben. Çünkü epey 80 kilo kadardım. Yani 175-176 pound kadar. Evet. Ondan sonra artık bu benim tabii tekvando yaparken uçan tekmeler atmamı da engelliyordu. Dedim ki yok, ben olmayacak böyle. Çünkü turnuvalara, şampiyonalara falan katılmak istiyorum. Bu vücutla olmaz. Kafayı kırıp gittim kliniğe ve çok güzel bir diyetle, low carb, high protein diyetiyle 40 pound yani 20 kilo verdim. Çok güzel. Alt bay içinde. Tamamen yepyeni, yani yepyeni bir eski halime daha doğrusu. Sağlıklı bir kilo vermek diyelim buna, değil mi? Çok, çok sağlıklı. Evet. Çok sağlıklı. Yani kesinlikle ne ilaç ne bir şey. Neler yaptın peki bunları vermek için? Ne inceledin? Bir sürü yasaklar var tabii. Yani işte karp evet. olan şeyleri yemiyorsunuz. Karbonhidratları kesiyorsunuz. Tabii karbonhidratları tamamen kesiyorsunuz. Ondan sonra işte sütü kesiyorsunuz. Bütün süt ürünlerini, peynir, ki ben peynirciyim, kestim. Meyve yemiyorsunuz falan. Yani böyle çok ağır falan geliyor kulağa ama bol bol sebze yediğiniz için bol bol da et. Türk beslenme şekline de uygun bir diyet aslında. Ama, yani ama tatlı seviyorsanız olmaz tabii. Ama disiplin gerektiren bir şey bu. Yani çok disiplin. Tabii, evet. tabii çok disiplin gerektiren. Ne kadar süre tuttu bu? O 6 ay sürdü. Altı. Yani 6 ay mesela ben hiç sakız bile çiğnemedim. Alacağım o 1 gram şeker de hep çok önemliydi. Şeker, un öyle, tabi bunlar çok tabii, evet. Tabii. Kilo verdim ve turnuvaya katıldım. Yani ancak öyle katılabildim. Şimdi bu turnuvadan söz edelim biraz. Turnuva California State Polytechnic Üniversitesi'nin düzenlediği bir yarışma mıydı bu? Sen bunu açar mısın? Hem öyle hem de bu US Junior Taekwondo Championship diye geçiyor. Güney Kaliforniya'nın mesela Los Angeles'tan işte San Diego'ya kadar, evet. işte Yorba Linda'dan Pomola'ya kadar, San Bernardino, o civarlarındaki Hı. bütün taekwondo okullarının katıldığı, yani bütün herkesin değil ama okulları temsilen kişilerin. Ben de National Taekwondo Academy diye bir okulumu evet. temsilen geldim. Hı. Orada yarıştım. 30 ve 49 yaş arası bayanlarda. Altın madalyayı aldım teknik formda. Ama Nisan evet. ayında dövüşte bu sefer katılmak istiyorum. Aynı kategori, aynı yarışma istiyorum. Mı bu? Aynı düzenleyen organizasyon mu? Organizasyon aynı değil. Bu biraz daha lokaldi. Evet. O dövüşeceğim Nisan ayındaki biraz daha artık San Francisco'ya falan da açılan bir tüm şey. Yani daha Kaliforniya. Tüm eyalet çapında olan bir şey ama aynı yerde yapılıyor. Fakat daha büyük bir turnuva. Orada da o zaman başarılar diyelim. Orada bir altın madalya gelirse. Ondan ederim. Sonra Amerika çapında derken uluslararası yarışmalar neden olmasın? Olimpiyatlar. Valla yani senior'lar kısmında tabii olabilir. Artık ben de 20 yaşında olmadım. Keşke diyorum daha önceden başlasaydım yerinlere. Ama bu ayrıca bir şeyi daha kanıtlıyorsun burada ki yani sporun yaşı da yok. Her yaşta spor yapılabiliyor dediğiniz gibi. Evet, evet. O gerçekten hem Amerika'daki en çok sevdiğim şeylerden birisi. İnsanlar her yaşta her şeyi yeni baştan başlayabilir. İnsan 40 yaşında, 50, 60 yaşında bile olsa, çünkü bizim evet. turnuvada 60 yaş üstü bile vardı yarışanlar. Yani bir şeyin yaşı yok burada. Bunu çok seviyorum Amerika'daki. Evet, evet. Değerli dinleyiciler, şu anda canlı yayınımızda Achelia Hearn var. Kendisi altın madalyalı tekvando sporcusu, Güney Kaliforniya'da yaşıyor. Söyleşimiz devam ediyor. Achelia, senin gündüz çalıştığın iş
Tamamıyla değişik bir branş tabii. Sen sporcu olarak tam zamanlı sporcu tabii. Değilsin. Yok tabii ki. Ben akşamları geliyorum, yapıyorum evet. Haftanın 6 günü burada. Ama gündüz evden çalıştığım bir işim var. Nedir bu? Bir şirketin direktörüyüm. Quality Assurance Direktörü. ENS Pursuit diye bir şirket. Acil evet. Teknisyeni ve itfaiyecilere iş bulma kurumu gibi bir şey. Güzel. Böyle açıklayayım. Ben sadece bunu da yapmıyorum. Bir de Orange County Turkish American Association diye Türk Amerikan Derneğimiz var burada. Evet. Yaklaşık 5 senedir derneğin içinde aktif olarak, social chair olarak çalışıyorum. Güzel. Yani gönüllü hizmetimiz tabii. Ayrıca Türk okulumuz var burada Orange County'de. Evet. Orange County Turkish American Association'a bağlı. Türk okulumuzda da yetişkin Amerikalılara Türkçe öğretiyorum. Cumartesi günlerim de öyle geçiyor. Çocuklara yani da dersiniz dolu. Var. Tabii çocuklara da var. Çocukların öğretmenleri farklı. Evet. İki ayrı sınıfları var onların. Evet. Çocukları da tabii yaş gruplarına ayırıyorlar. Hem çocuklara hem yetişkinlere Türkçe öğretiyoruz. Eşine de Türkçeyi sen mi öğrettin? O bizi dinleye. Eşim öğrendi tabii Dante ile oğlumla konuşa. O biraz anlıyor. Konuşabiliyor da yani gayet güzel. Dil bilen insan başka dillere de yatkın oluyor tabii. Almancadan dolayı. Eşin de madalya kazandı mı bu yarışmada? Tabii eşim de kazandı. O da kendi yine yaş grubunda yine 30-42, 49 yaş arasında. O da 42 yaşında. Erkekler de kazandı. Öyle güzel tesadüf oldu. Ayrıca ki çerçevede tık madalyalarımızı astık. Pekala, o 6 madalya mı kazandı yoksa gümüş, bronz mu? O altın kazandı. İyi, tamam, ikiniz de aynı. Eğer altın kazansaydı, ben gümüş kazansaydım onu evde başka odada yatırırdım. Senin her zaman böyle hoş sohbet nükteli konuşmaların bizi hepimizi mutlu ediyor gerçekten. Sosyal medyada da çok güzel şeyler paylaşıyorsun, yazıyorsun. Genç nesilden sporcu olmak isteyenlere, tekvandoculara ne gibi şeyler tavsiye edersin, neler yapmaları gerekir? Tekvandoculara neyi tavsiye ederim? Kesinlikle hiç yılmadan çalışmalarını, yani yaşı, kilosu ne olursa olsun, hangi sosyal sınıftan geliyorlarsa giyersinler, hiç fark etmez. Tekvando çünkü insanın içindeki canavarı çıkaran falan bir spor. Evet. Hiç yılmadan çalışsınlar. Sürekli çalışmak. Bir de esneme. Esneme hareketleri çok önemli. Çok güzel. Eklemek istediğin bir şey var mı son bir dakikamız içerisinde? Aslında yok ama ben senden bir şarkı isteyeceğim. Bu aralar çok gülerek, çok eğlenerek, çok severek dinlediğim bir şarkı var. Lütfen onu çalar mısın benim için? Tabii ki. Nedir o? İster Manga'dan çalabilirsin ama ister Orhan Gencebay'ın yorumundan çalabilirsin. Orhan Gencebay'ın Ya Evde Yoksam adlı şarkısı. Çok seviyorum. İşte çok bir gülerek dinliyorum. Bu bir film müziği miydi? Öyle bir şeydi galiba. O eskiden yok, aslında film müziği değil. O adamın tabii albümüne koymuş falan ama sonradan film olarak işte Özcan Deniz falan. Neydi o filmin adı, unuttum. Ama komedi filmiydi. Haluk Bilginer falan oynamıştı hatta. Evet, çalarız. Söyleşiden sonraki şarkı. Manga da onu yorumladı son albümlerinde, Orhan Gencebay'la Bir Ömür albümünde. Şimdi ben Orhan Gencebay'ı hiç dinlemezdim. Amerika'ya gelince böyle bir dinledim. Arabeskçi zannetmeyeyim mi? Film aklıma geldi. Neredesin Firuze filmin ismi. Evet o Firuze. Neredesin Firuze. Evet. Bir Demet tiyatrodaki kadın. Ay, unuttum. Demet Akbağ. Demet Akbağ. Evet. Demet Akbağ değil mi? Şimdi oldu. Evet, ben de zor hatırladım. Gerçekten söyleşten sonra onu çalarız. Pekala sevgili Açalya. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için programa. Başarılar dilerim. Nisan 2015'teki yarışmada da altın madalya bekliyoruz artık eyalet çapında. İnşallah. Evet. Çok teşekkürler. Evet, senin şarkın geliyor şimdi. Ederim. İyi akşamlar. Sağ ol. İyi akşamlar, sağ ol. Açalya Hir'in istek şarkısı Ya Evde Yoksan, Neredesin Firuze filminden. Ne garip hallere düştüm. Her şeyim tamam da bir sendin noksan. Yağmur yaş demeden yollara düştüm. İçim ürperiyor. Ya evde yoksa. Ya yolu kaybettim ya ben kayboldum. Ne olur bir yerden karşıma çıksan. Tepeden tırnağa sırılsıklam oldum. İçim ürperiyor. Ya evde yoksa. Aşkımla ne garip hallere düştüm.
Her şeyim tamamdı, bir sendin 90. Yağmur yaş demeden yollara düştü. İçim ürperiyor, ya evde yoksun. Elbisem gündelik, papucum delik. Haberin olsa da sobayı yaksan. Yağmur ilime geçti üstelik. İçim ürperiyor, ya evde yoksun. Sarhoşsan kapını çaldığım anda, saç baş darmadağın açıksa çıksa, bir de ufak rakı varsa masamda, içim ürperiyor ya evde yoksan. Sabahlara kadar içsek sevişsek, ne ben işe gitsem ne sen ayılsan. Derin bir uykunun dibine düşsek, içim ürperiyor ya evde yoksan. İçim ürperiyor ya evde yoksan. Yanlış mı aklımda kalmış acaba, muhabbet sokağı numara 90. Boşa mı gidecek bu kadar çaba? İçim ürperiyor, ya evde yoksan. Ya yolu kaybettim, ya ben kayboldum. Ne olur bir yerden karşıma çıksan. Tepeden tırnağa sır sıklam oldum. İçim ürperiyor, ya evde yoksan. 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 Neredesin Firuze filminin müziği, Ya Evde Yoksan. Değerli dinleyiciler, Radyo Zulu'nun bu akşamki konuğu, sunucu ve yazar Zeynep Kasımlıoğlu. Sevgili Zeynep, hoş geldin programıma. Nasılsın? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Benim için de çok heyecan verici. Çünkü hem bu kadar uzaklara sesimin ulaşması ve onu boşver. Her şeyden önce seninle bu kadar eski bir dostla karşılaşmış olmak radyo aracılığıyla ve hem de senin radyonda nasıl bir onur anlatamam. Yani şu anda kalbim kuş gibi havalandı. Çok güzel. Ben de çok heyecanlandım gerçekten. Yani yıl aşağı yukarı 22 yıl önce miydi? Daha fazlaydı zannediyorum. Aynı zamanda aynı evet, okulda öğrenciydik. Evet, olmuştu. Ama evet, doğru, senelerden bahsetmeyelim. Şöyle diyelim o zaman, dinleyicilerimize kendini tanıtır mısın lütfen? Ben Zeynep Kasımlıoğlu Özturan. Yaklaşık işte 20 yıldır mesleğin içindeyim. Televizyon programcısı, gazetecilik dönemi var tabii, öyle başladı. Ondan sonra şimdi de hali hazırda Kanal D televizyonunda bir kavuşturma barıştırma programı, bir reality show yapıyorum. Yani tabii şey de var, yıllardır çocuk dergilerinde de yazı yazıyorum. Daha önce de büyük gazetelerde yazmıştım, Türk gazetelerinde. Böyle bir yayıncılık hayatı. Senle zaten iletişim fakültesinden beri arkadaşız, yüksek lisans günlerinden beri. Evet. Böyle bir iş yani, çok uzun. Anlatmaya kalkışırsam programın bana ayrılan süresi biter diye düşünüyorum.
Çok güzel. Öyle. Sen okulu bitirdikten sonra o yıllarda Tercüman ve HBB diye bir kanal vardı. Oralarda çalıştın. Öyle hatırlıyorum değil mi? İlk tecrübelerin öyle mi oluştuydu? Evet. Evet, evet. Aynı söylediğin gibi. Evet. O kadar eskisini hatırlamakta zorlanabilir dinleyiciler ama gerçekten Tercüman, yani rahmetli Kemal Ilıcağ'ın evet. hayatta olduğu dönemin tercümanından bahsediyorum. Evet. Evet. Ben o döneme yetiştim. Hı-hı. Ve gerçekten çok kıymetli yazarlarla çalıştım. Çok güzel bir kadroyla çalıştım. Tanıştım hatta. Onlar sonra meslek hayatımın çeşitli dönemlerinde de karşılaştığım isimler oldu. Selahattin Sadıkoğlu, Burhan Ayeri gibi, Esin Tenşi İnal, Barbara Süksel, o dönemlerden kalma isimler. Karşılaştım. Sonra ekledik televizyonu. O da yine çok kıymetli. O zaman televizyonculuğun Türkiye'de özel televizyonculuğun gelişmeye başladığı dönemlerdeki önemli yayın kuruluşlarındandı. Evet. Ve oralara emek verdik. Sonuçta onlar da bizim yetişmemize sebep olan kurumlardı. Böyle hayat bizi bir yerlere getirdi ama gerçekten başlangıçta çok önemliydi. Hem gazete hem televizyon açısından Tercüman ve HBB. Gerçekten öyle. Zannediyorum borçluyum yani sahiplerine. Sende o yetenek varmış ki ortaya çıktı diyelim. Sene 96'lar zannediyorum. Sen Kanal 6'da çalışıyordun. Evet, şöyle 96 yılında doğru. Ondan önce de sonra da var ama 96 yılında tam da Euro 96 şeydeydim. ATV'de olduğum sene. Evet. Spor haberciliği yaptım. Oraya önemli. Geçeceğim. Spora geçmeden önce. O da hakikaten çok çarpıcı. Spora geçmeden önce Kanal 6'da çalıştığın yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimleri yapılıyordu. Hatta o yaz tatil için ben de İstanbul'a gelmiştim. Ve senin programına konuk evet. olmuştum. 5 dakika konuşalım derken 15 dakika bir program yapmıştık. Gerçekten çok keyifliydi o zaman. Hakikaten. Bulmuşken senin gibi hem yayıncı hem Amerika'dan gelmiş bütün dinlere hakim, dünya görüşü olan böyle kıymetli bir arkadaşım. Ne demek? Hiç gitmeseydim keşke diyeceğim. Sonrasında sen devam ettin tabii ve Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla ilk kadın spor programı sunucusu sendin. Doğru mudur? Evet. O da yani ATV'de habercilik yaptığım dönemde bende çok ilgi olan bir konudur. Evet. Şeyi sunarken, sabah haberleri ve akşam haberleri arasında gidip gelirken, tabii çok gençtim o zaman, çok büyük bir heyecan oldu. Çünkü gerçekten kadın spor maç anlatıcısı değil tabii ama evet. kadın spor spikeri yoktu ekranda. Kadın yoktu bu evet. anlamda. O zaman Ferhat Borat'a haber müdürü ATV'nin beni böyle bir şeye teşvik etti, cesaret verdi ve yine şimdi rahmetli olan Kenan Onuk vardı, bilirsiniz evet. dünya sanıyorum Türkler çok iyi tanıyorlar. Tamam. Kenan Onuk vardı ve tabii ki Ali Kırca, hep beraber böyle bir proje düşündüler ve evet. beni spora yönlendirdiler. Gerçekten çok heyecan vericiydi. Hep şeyi hatırlarım, televizyonun koridorlarında böyle gidip geliyorum ben bu işi nasıl yapacağım diye. Ferhat Borat kulakları tınlasın şimdi CNN Türk'te. Beni tuttu ve şey dedi, yani bunu yapmalısın, böyle bir şey olamaz dedi. Yani buna da itiraz etmek diye bir şey olamaz. Ve arkandayız. Göreceksin, en iyisi olacak dedi. Ondan böyle bir saat ayakta konuşmamızı hatırlarım. O camlı koridorda, geçitte. Evet. Zaten evde öyle derdik. Orada o konuşmayı yaptıktan sonra kararımı vermiştim zaten. Pekala. O da teşvik edince. Ve yaptım yani. Yaptın, biz de izledik. Gerçekten başarılı. Pekala, şöyle bir soru sordular mı bu spor programı sunuculuğu için? Hani bir sınavdan geçtin mi? Genellikle bayanlara sorarlar ya. Offside nedir? Tabii. Zaten bunu kulakları tınlısı yine Murat Roman vardı. Dedi ki bir kadın eğer offside konusunda bilgisi yoksa dedi kesinlikle şey yapamaz dedi. Bir iki offside sınavına soktu beni. Olur mu olmaz mı? Ondan sonra işte kendine göre işte 4'te 3'ü falan başardıysam işte ya olacağı bu kadar falan gibi yorumlar yaptı. Ama sonuçta şey oldu. Yani çok çalıştım o dönemde. Doğru. Nasıl söyleyeyim sana? Anlatmakla olmaz. Gece yani. Gündüz o kasetler vardı. O kasetleri deşifre ederek işte evet. antrenmanlardaki terimlere kadar falan işin içine girdim. Yani gene de ama tabii kalbimde çok yoktu. Yani bu alanda çalışma yoktu ama ben çok farklı şeyleri yaptım hayat boyunca bu güzel. Meslekte. Ve o yollarda bana ayrılan zamanı en iyi şekilde değerlendirmek adına hep çok çalıştım. Evet. Yani bazıları evet. zekidir biliyorsun. Zekalarıyla işi götürürler. Ama benim hep gayretle çalışmam vardı açıkçası. Gerek verdiğini düşünüyorum. Zeka da bununla birleşir. Zaten tabii çok başarılı olursun. Zaten arkadan bir yol açmışız ki
gerisi geldi inan. Evet. Değerli konuklar, bu haftaki programdaki değerli arkadaşım, konuğum Zeynep Kasımlıoğlu. Kendisi televizyon sunucusu ve şu anda Kanal D'de çok güncel bir program sunuyor. İsmini bir kez daha alalım senden. Özledim Seni programın adı. Tıpkı benim buradan sana söylediğim gibi yani. Özledim Seni. Çok güzel, çok güzel. Eski dostlar, arkadaşlar gerçekten özleniyor. Ali Kırca ile ATV'de çalıştığın yıllar oldu tabii. Ben Ali Kırca ile Voice of America'da, Washington DC'de kısa bir dönem birlikte çalıştıydık. Sonra Türkiye'ye gittiydi. O da çok çok büyük aşamalar, çok başarılı oldu mesleğinde. Çok geliştirdi tabii. ATV'nin gelişmesine sebep oldu. Şimdi senin televizyonculuğun... Tabii. ATV'nin markalaşmasında çok büyük emeği vardı. Kesinlikle. Haberin bence zirvesindeki birkaç isimden birisi. Evet. Senin tabii televizyonculuğun yanı sıra dinleyicilerimizin bilmediği bir konu da var. Sen filmlerde de oynadın. Bir iki filmde oynadığını hatırlıyorum. İsimleri neydi? Nasıl oldu? Onu hiç sorma. Sormayayım mı? Ay... Dizilerde evet. Yani bir iki dizi aslında. Bir iki de değil, iki dizi. Ama aslında reklam filmi oyunculuğu var benim gazetecilikten önce yaptığım üniversite yıllarında. Evet. Belki onun rüzgarıyla cesaret ettiğim ve yine çok değerli iki yönetmen Osman Sınav ve Beni Pelik'le birlikte çalıştığım için Sıcak Saatleri kastediyorsun. Evet. Çok heyecan ediciydi. Tabii ATV bünyesinde gene böyle şeyden bahsediyordu. Ya çok enteresan. İlhan, ben onu biraz canlandırdım. Çok güzel. Kendini canlandırmış. Canlandırmaya çalıştım daha doğrusu. Çok sevgili Kenan Işık'la birlikte. Oh, o bana ayrılan bölümde. Kenan Işık'ın nasıl diyeyim, kız arkadaşı rolünde. Ona da acil şifalar diliyoruz böyle buradan. Böyle idealist bir tip. Öyle bir tipi canlandırdım ve Yeter Anne'de sonra oynadım. Bu da bir sitcomdu. Evet. Ama onlar hep şeyin rüzgarı. Reklam oyunculuğunun ve işte ATV çatısı altında o dönem ses getiren büyük işlerin cesaretiydi. Yani mantık olma korkusu var ama işin içine girince yine o da bir çalışma gerektiriyor. Emek verip yaptım yani ama çok güzeldi. İyi ki hatırlattın. Senin bir de benim aklımda kalan Kahvaltı Haberleri denen bir program sunuyordun. Bu yani akıllarda kalan. Tabii o en uzun zaten. Evet. Yani, evet. O en uzun yaptığım iş. Evet. Amerika'dan hatırladığım en güzel ses Savaş Sızıl'ın sesi. Savaş. Sevgili arkadaşım. Her sabah Amerika'ya bağlı. Efendim? Sevgili arkadaşım Savaş. Onunla da program yaptık. O Washington DC'de beraber yaşadık. Tabii, 20 yıl tabii, çok sayıda. Muhakkak sen de tanıyorsun tabii. Tabii ki. Tabii. Savaş Sızıl'ın sesiyle günaydın dediğimiz Türkiye'de. Evet. Ve tabii Türkiye'nin dünyanın çeşitli yerlerindeki arkadaşlarımızla canlı bağlantılar kurduğumuz. Onun da bir güzelliği var senin açından, senin hoşuna gidecek. Müzik, canlı müzik vardı. Kesin. Türkiye'de ilk defa uzun süreli bir yayında Amerikalıların Breakfast'ın yapıp dedikleri o sabah haberleri formatında canlı müzik var. Yani Türkiye'de bugün Vedat Sakman'a ve başka çok değerli isimlere sabah erken Türkiye saatiyle 7'de hatta daha önce gezdikler 7 canlı yayın o şeyleri sistemi kurdurup ondan sonra canlı müzik yaptırmak çok çok zor ama çok keyifli bir işte. Onu yapıyorlar eksik olmasınlar. Amatör gruplara da destek verdik. Yani gerçekten ilk defa sağlık haberleri, sonradan patlama yapan sağlık haberleri ilk defa o ATV çatısı altındaki kahvaltı haberlerine has çıktı Türkiye'de. Yani gerçekten çok hoş oldu, başarılı oldu. Bak bu işin arkasında kesinlikle durabilirim. Şunu da söyleyeyim, iddialı olmak istiyorum. Daha iyisi yapılmadı bu konuda. Ya senin sağlık haberleri konusundaki programların gerçekten uzun soluklu ve çok beğeni alan programlardı. Gelelim senin özel aile yaşantına. Bir iki onunla ilgili soru sormak istiyorum. Senin 3 çocuğun var bildiğim kadarıyla ve çocuk programlarında da bu konuda çok başarılı oluyorsun tecrübeli olduğun için. Bu konuyu açar mıyız biraz? Evet, evet. Yani ilk çocuk annesi olunca tabii hayatın içindesin, ortasındasın. 3 ayrı karakter tabii. Evet. Ve büyümeleri de öyle oldu. Onlarla ilgili yaşadıklarımı anlatmam bile birçok kişiyle bir paylaşım oluşturdu. Bilmiyorum ya onlardan çok ne derler çocuklarından feyiz alıyorum. Onlarla birlikte gelişiyorum. Büyüyorum diyemeyeceğim çünkü 30 yaşından sonra anne oldum. Ama sonuç olarak onlarla birlikte gelişiyorum. Şimdiki çağda biliyorsun senin de çocuklarım var. Çocuklar aslında bazı konularda birer adım önde de gidiyorlar bizde. Teknolojide işte şunda bunda. Doğru. Biz de onlara başka şeyleri vermeye çalışıyoruz. Geleneksel değerleri, şunu bunu, hayatı anlatmaya çalışıyoruz. Özellikle kızım beni çok şaşırtıyor. Bu zamanlarda arkadaşım oldu 11 yaşında. Ne güzel. Allah sağlık verirse çok ders alıyorum onlarla çok ilgili. Güzel. Ve onları büyütmeye çabalıyorum. Hatalarıyla, sevaplarıyla. Hani yankı yazganın düşe kalka çocuk büyütüyoruz dediği var ya işte öyle düşe kalka çocuk büyütüyoruz. Bu arada senin
senin sevgili eşin de sağlık alanında kulak burun boğaz uzmanı Profesör Doktor. İsmini senden alalım. Dilara Özturan. Evet, Dilara Özturan. Yani sağlık alanında ailece her konuda yani yetkili ve bilgilisiniz, öyle gözüküyor. Onun için programlar başarılı oluyor. Evet. Öyle öyle. Çok şey yaşayınca, görünce evet. Onları anlattığımız zaman çok konum doluyor ve araştırıyorsun da ben gerçekten çok da meraklıyım Dilara'nın hem yaptığı ameliyatlara hem yani tıp alanına gerçekten meraklıyım. Çünkü babam da tıp okumuştu belli bir süre. Hı hı. Sonradan doktorluk yapmadı ama ailemde hukukçular ve tıp doktorları olduğu için ben zaten avukat da olmak istemiştim. Bir yönüyle oraya, bir yönüyle tıpçılarla bir arada olmak. Beni böyle bu işin içinde kıldı. Ama bunun kötü yanı da var. Kendini çok dinliyorsun. Hastalık hastası için. Doktora gittim ama çok da teşhis koyarım. Doğru veya yanlış. Ama işte internet çok önemli bir, evet, araç biliyorsun. Evet. Ama ben bir yandan etrafımdaki doktorlarla da çok konuşup tartıştığım için ve çok soru sorduğum için ameliyat operasyon izlemeyi sevdiğim için, hı hı, onu da izleme şansım oldu burada. Evet. Yani birçok meslektaşımın cesaret edemediği şeyleri soyundum ve onların herhalde sonucu, birikimlerin sonucu da bazı şeyler ortaya çıktı. Bu meslekte bir şeyler yapmak isteyen genç nesile, yeni sunucu olmak isteyenlere, televizyonda görünmek, program sunmak isteyenlere ne gibi tavsiyelerin olabilir acaba? Ah İlhan, sabır sabır sabır. Bak üç şey söylüyorum, üçü de aynı. Evet. Sabır. Şimdi burada çok güzel şeyler açıldı. Liseler, artık lise düzeyinde iletişim öğretiliyor ve kitle iletişim öğretiliyor. Bu çok önemli. Bizim zamanımızda diyeceğim, yani üç büyük işte üniversitenin iletişim fakülteleri vardı. Oradan mezun olan arkadaşlarımızın bile çok da emek vermeden bir yere gelebilmeleri mümkün değildi. Bütün bunları sen de biliyorsun zaten. Böyle bir durumdaydık. Şimdi artık liselerden başlayarak gençler hızla ilerliyorlar. Ne oldu? Alan çok açıldı. Sadece televizyon değil, yani sadece televizyon sunucusu olmak değil. Bence reklam sektörü çok parlak. Grafik, işte bu tip şeyler çok daha gelişmiş durumda. Yani şunu söylüyorum, maddi kazanç çok getirebilir. Hı-hı. Televizyon sektöründe bir yıl yok. Hani para kazanmak için eğer televizyonda olmak istiyorlarsa hani bu konuda çok umut vaat eden şeyler söyleyemeyeceğim. Ama istikrarlı olmak, sabırlı olmak, ısrarcı olmak, insan ilişkilerini korumak çok önemli. Yani çok çok iyi üniversiteler bitirmek, evet, ama yabancı dil oluşturmak, korumak da bilinen yabancı dilleri değil. Çok enteresan dilleri belki gelecekte öğrenmek gerekecek, hı-hı, önümüzdeki 10 yıla baktığımızda. Bütün bunlar var. Bizim mesleğimiz insan ilişkileri üzerine kurulu. İnsan ilişkilerinden kastım şu. Gerçekten insan olduğunuz zaman bir kordonu bile olsanız muhakkak bir yere gelirsiniz. Yani şunu söyleyeyim, bir yere gelirsiniz dediğim, bir insanla tanışırsınız. Evet. Bir yol açarsınız, araştırırsınız, merak edersiniz, sorgularken önünüzde yeni yeni kapılar açılır. Ama gerçekten çok zor. Yani hiç kimse elinden tutup bir yere bir anda getirmiyor. Bir takım şehir efsaneleri var. İşte bir anda şu olursun, evet, bu olursun diye. O yolların hepsi şehir efsaneleri. Doğru değil. Çok, hı-hı, da hayal kırıklıkları var. Ben sabrederek ve kendimi eğiterek herkesin her konuda olduğu gibi burada da bir yere geleceğini önerebilirim. Evet. Bir de tabii ki internet ve sosyal medyanın, teknolojinin gelişmesi bu iletişim alanını korkmuş. Tabii. Çok güçlü. Zaten evet, evet. Evet. Bence teknolojiyi de öğrenmeleri gerekiyor. Eğer medya ile ilgilenen, basın sektörüne ilgilenen kişiler %100 varsa. %100 işte onu kastediyorum. O liseler zaten galiba o teknolojik altyapıyı oluşturmakta, mesela Aydın Doğan Lisesi. Evet. Bu açıdan ben gençlerle bir aradayım. Şimdi çok genç bir ekibim var. Hı-hı. Aydın Doğan Lisesi'ni çok yakından görüyorum. Yani bizim ses teknisyenlerimizden işte stüdyo şeflerimize kadar, onun arkasındaki geri yapım ekibine kadar gerçekten çok çok genç isimler direktle öğrenerek ve teknolojiyi kullanarak, evet, yani %100 tabii teknolojiyi kullanarak, hani kağıtla kalemi kullanmak gibi teknolojiyi kullanarak bu işin içinde gelişiyorlar. Gerçekten hani bize artık son nokta kalıyor. Ama şimdi başlasak biz de o kadar hakim olmalıydık o teknolojiye. Olmaya da çalışıyoruz. Ama dediğim gibi benim kızım bile birçok konuda benden ileri gidiyor. Onu kastettim. Yani 11 yaşındaki benden daha ileri teknolojide. Bunu doğru kabul etmek lazım. O anlamda bazı şeyleri tekrar öğrenmiş oluyoruz. Ama artık bu iş böyle. İstanbul'da ikamet ediyorsun değil mi? İstanbul hayranısın, orada yaşıyorsun. Evet, evet, İstanbul'dayım. İstanbul'da kaldım. İstanbul'da doğdum zaten. Evet.
Benim babam da İstanbul'da doğdu. Ama hani Amerika açısından söylemek gerekirse 3 çocuğum da Amerika'da doğdu. Onu bilmiyordum. Çok ilginç öyle geldi. Öyle de bir öyle oldu. En kısa zamanda ailece o zaman Los Angeles'ta ağlamak isteriz. Bu taraflara yolunuz düşerse. İnşallah ne kadar istiyorum anlatamam. Evet. Geçen yıl böyle bir fikir vardı ailemizde gelmekle ilgili Los Angeles'a. Özellikle de Los Angeles'a indi. Ama olmadı. Fakat düşünüyoruz yani sana da anlatmıştım daha önce telefon konuşmasında bir karavanla dolaşmak. Evet. Los Angeles'a evet. Gelmek çocuklara gösterecek onlar da yer var. Çok bitmez güzel. Bir dünya. Dünyanın en önemli şehri diye geçiyor. Onun için yani en yakın zamanda değil. Hani bir sene inşallah. Çok evde. Güzel. Gelmeyi çok çok arzu ediyorum ve seni de ziyaret etmeyi tabii. Sizleri ailece ağırlamaktan büyük keyif duyuyoruz yani onur duyuyoruz gerçekten eski bir dost arkadaş. Buradan tüm ailene, sevgili annene, herkese çocuklarına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Programa çok katıldığın için ediyorum. Çok teşekkürler. Sağ ol. İyi çalışmalar. Gerçekten beni de hani böyle hayatımda bir rüzgar estirdin. Çok teşekkür ediyorum. Bütün orada yaşayan Türklere, tüm kardeşlerimize çok çok sevgilerimi iletiyorum. Ve tüm Türkiye'nin birlik beraberlik içinde olmasına onların da oradan bir katkıda bulunduğunu düşünüyorum. Ve herkesi çok seviyorum. Bana da değer verip aradığınız için de ayrıca sana ve tüm dinleyenlere teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkürler sevgili Zeynep. İyi çalışmalar. Hoşça kal. Sağ ol. Hoşça kal İlhan. Teşekkür ediyorum. Bu haftaki konuğum değerli sunucu ve yazar Zeynep Kasımlıoğlu'ydu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Alisa Viejo'dan Tuğba Girgin Vanlı'nın istek şarkısı, Erkin Koray'dan yani Erkin Baba'dan Yalnızlar Rıhtımı. Yusun tuttu gözlerim,
yanıyor yalnızlar rıhtımında, yalnızlar rıhtımında. Alisa Viejo'dan Tuva Girgin Vanlı'nın istek şarkısıydı. Erkin Koray'dan Yalnızlar Rıhtımı. Şebnem Ferah'tan bir şarkı. Ben sana hala aşığım. Gözlerimin etrafındaki çizgiler artık belli oluyor. Bütün o çizgiler son bir yılda oldu. Sana, bana, bize ağlarken ben Leyla olmuşum, kimin umrunda? Mecnun çoktan gitmişken bu ne garip bir yangındı böyle. Sen söndün, ben yanarken
Şebnem Ferah'tan dinledik, Ben Sana Aşığım. Teoman'dan Sevdim Seni Bir Kere. Başkasını sevemem, deli diyorlar bana, desinler değişemem, desinler değişemem, desinler değişemem. Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem, deli diyorlar bana, desinler değişemem, desinler değişemem, desinler değişemem. Başındasın değişirsin diyorlar. Oysa sana çıkıyor bildiğim bütün yollar. Sevgi anlaşmak değildir, neden siz de sevilir? Bazen küçük bir an için ömür bile verilir. Sevgi anlaşmak değildir, neden siz de sevilir? Bazen küçük bir an için ömür bile verilir. Seni bir kere, başkasını sevemem, deli diyorlar bana, desinler değişemem, desinler değişemem, desinler değişemem. Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem, deli diyorlar bana, desinler değişemem, desinler değişemem, desinler değişemem. Başındasın değişirsin diyorlar. Oysa sana çıkıyor bildiğim bütün yollar. Sevgi anlaşmak değildir, neden siz de sevilir? Bazen küçük bir an için ömür bile verilir. Sevgi anlaşmak değildir, neden siz de sevilir? Bazen küçük bir an için ömür bile verilir. Sevgi anlaşmak değildir, neden siz küçük bir an için ömür bile Teoman'dan dinledik. Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem. Özdemir Erdoğan'ın sevilen bir şarkısıydı. Sıradaki şarkımız Tarkan'dan Adımı Kalbine Yaz.
yoksa hürmetin, o yalan kucakları seni de mi uyuttu? Pabucunu dama aynı ayıda bir olsa da muhakkak kara azıcık zamanından ayırda öldün mü kaldın mı diye sorar ısra adımı kalbine yaz beni unutma aynı ayıda bir olsa da muhakkak kara azıcık zamanından İçin sızlamayacak mı? Öyleyse sımsıkı sarıl kendine, özünden başka yola sapma. Seni gönülden seveni üstünde tut emi hatırla daima. Hey, hey gidi günle hey. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmez de hatırla. Pabucunu dama ayda yılda bir olsa da muhakkak kara azıcık zamanından ayırda öldün mü kaldın mı diye sor ara sıra adımı kalbine yaz beni unutma ayda yılda bir olsa da muhakkak kara azıcık zamanından ayırda öldün mü kaldın mı diye sor ara sıra adımı kalbine yaz. Tarkan'dan dinledik. Adımı kalbine yaz, beni unutma. Sıradaki şarkı Mabel Matiz'den Aşk Yok Olmaktır. Yanıyorum için için bitti işim. Saklar mı yüreğin? Yüreğimi içinin her yerinde eski kelimeler döndürüyor başımı sen söylediğinde korkular, arzular. Nasıl başım dar bilsen şaşarsın ya her yerim kördüm. Dolaşıp ipin ucunu bul çözeyim. Her ayrıntım sevmiyor sükunetin delilinden. Aşk yok olmak diyor biri, yar ben yokum yok zaten. Ay yaş ruhum sayıklıyor, her zerrem sende çarpıyor. Aşk yok olmaksa şimdiden, yar ben yokum bende zaten.
bakıyor gözlerime. Soru soruyorsan tuzağına düşeceğim, bana günah saklar mı yüreğin? Yüreğimi içinin her yerinde eski kelimeler döndürüyor başımı, sen söylediğinde korkular, arzular. Nasıl başım dar bilsen şaşarsın ya, her yerim kördüm. Dolaşık ipin ucunu bul çözeyim. Her ayrıntım sayılıyor, sükunetim delilerimden. Aşk yok olmak diyor biri, yar ben yokum yok zaten. Ruhum depremlere gebe, sükunetim delilerimden. Aşk yok olmak diyor biri, yar ben yokum yok zaten. Her ayrıntım sayılıyor, sükunetim delilerimden. Aşk yok olmak diyor biri, yar ben yokum yok zaten. Ay yaş ruhum sayılıyor, her zerrem sende çarpıyor. Aşk yok olmaksa şimdiden, yar ben yokum bende zaten. Mavel Matiz'den dinledik. Aşk yok olmaktır. Amerika'daki bazı etkinliklerden söz etmek istiyorum. Los Angeles Türk Derneği'nin düzenlemiş olduğu Yemek Pişirme ve Bahçecilik dersleri cumartesi günü 10.30'da başlıyor. İlgilenenler LATA web sayfasında veya Facebook sayfasında bilgi bulabilirler. Yine Los Angeles Türk Amerikan Derneği yetişkinler için de Türkçe okulu başlatıyor. Dersler cumartesi günleri 12.30, öğlen 12.30'da Los Angeles'ta West Hollywood'da. Bilgi için LATA web sayfası ve Facebook sayfasına bakabilirsiniz. ...23 Ekim Perşembe günü akşam 11'de 27 Türk Rock grubu Los Angeles'ta The Viper Room'da bir konser verecek. 27 The Viper Room isimli yerde konser verecek. ...25 Ekim Cumartesi günü akşam 6.30'dan sonra Costa Mesa'daki Hilton Otel'de Ata Essi'nin düzenlemiş olduğu Cumhuriyet Bayramı Balosu, biletleri tükenmiş. Cumartesi günü 25 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı Balosu yapılacaktır. Sanatçı Linet, San Diego'dan grup Bis Orient ve DJ Volkan sahne alacaklar. Irving, Texas'ta da 25 Ekim Cumartesi günü Cumhuriyet Bayramı Balosu yapılacak. ...26 Ekim Pazar günü akşam 7'de Orange County'de Hosson House'da Ömer, Faruk, Tekbilek ve arkadaşlarının vereceği bir konser var. 26 Ekim Pazar günü akşam 7'de Hosson House. Florida'daki TAKAF Türk Derneği Cumhuriyet Balosu'nu 1 Kasım Cumartesi günü yapacak. Yer Crown Plaza Oteli, Tampa West Shore.
7 Kasım Cuma akşamı Sarah's Dine and Dance gece kulübünde Los Angeles'ta ben Türk gecesinde müzik yapacağım. Sıradaki şarkımız Model Grubu'ndan Dağılmak İstiyorum. Model grubundan dinledik, Dağılmak istiyorum. Doğum günlerini kutlayanlar. Bugün doğum günü kutlayanlar Göknur Güneysu, Kadir Babataş, Yaman Akdoğan, Yıldırım Kaya. Yarın yani 14 Ekim doğum günü kutlayanlar Deniz Kovancı, Metin Kandemir, Ferla Geçkin Kuter, Aktu Sami Baloğlu, Emel Müftüoğlu, Emir Ersoy, Görkem Sevinç. 15 Ekim, Çarşamba doğum günü kutlayanlar Berç Hoşboyar,
Nilgün Ersoy, John Yıldırım, Hasan Genç, Margarita Adabayi, Pilavzade Suat Efendi, Ayşegül Bebek, Ercan Ercan, İlkin Semveli, Aydan Öztürk Çakıroğlu. 16 Ekim Perşembe doğum gününü kutlayanlar: Möjgen Rahmanov, Coşkun Sabah, Leyla Özlem Oklu, Bahtiyar Kamardinov, Erdem Sökmen, Nihat Dorken İşcan, Banu Ünüvar, Seçil Can. 17 Ekim Cuma günü doğum günü kutlayanlar: Canan Büyükünsal, Pola Martin, Beste Turgay Avat, Sevgi Yılmaz, Karaoğlan Taşçı, Esra Kuday, Merve Sarıoğlu ve Seda Alpat. 18 Ekim Cumartesi doğum gününü kutlayanlar: Seçil Duman, Yeşim Korkmaz, Fahriye Siyam, Erdem Kayar, Lara Yağmur Demir, Nuray Karataş, Mehveş Koçak, Mine Taşçı Özalp, Pelin Bilgin Mudanyalı, Emrah Cicoş, Pınar Toprak, Aylin De Brune, Senem Zeytinoğlu. 19 Ekim Pazar günü doğum günü kutlayanlar: Ahmet Önerbay, Ferah Bakuy, Murat Ünal, Uğur Özyürük, Burçin Aydın, Deniz Ayhan, Fulya Diner, Fulya Vekiloğlu ve Mine Gültekin Aydın. Büyük aşklar böyle biter mi? Bir çırpıda daralıyorum her baharda. Doğum gününüz kutlu olsun, sağlıklı mutlu nice yıllara. Ve şu anda çalan şarkı doğum günü kutlayanlara gitsin. Eda ve Metin Özülkü'den Doğum Günüm şarkısı. Büyük aşklar böyle biter mi? Bir çırpıda daralıyorum her baharda ağlıyorum. Büyük aşklar Eda ve Metin Özülkü'den dinledik Doğum Günüm. Yıldız Tilbe'den bir Bülent Özdemir bestesi Sana Değer. Akarım sonsuza deli fel gibi, düşerlere tut gülü.
çevrede kız gölün olayım. Çarparım ne varsa deli gel gibi, tut kollarımdan tut ki durayım. Dün yaşananlar bir bir günah, dönüşüyor zamanla uğraşma. Sen öyle bela deli sev ki beni, bütün yasakları yasakla. Dün yaşananlar bir bir günah, dönüşüyor zamanla uğraşma. Sen öyle bela deli sev ki beni, bütün yasakları yasakla. Her sonunda baştan şehit olan subay, assubay ve polislerimize bir kez daha Tanrı'dan rahmet diliyor. Ülkemize barış ve huzur gelmesi dileklerimle bu haftaki programımıza burada son veriyorum. Haftaya daha aydınlık bir Türkiye ile buluşmak umuduyla hoşça kalın ve sevgiyle kalın.